Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Osmanlı toprakları. Osmanlı'da tabii topraktan çok ne var değil mi arkadaşlar? Çünkü 20 milyon kilometre karelik koca bir imparatorluk. İnsan derseniz nüfus az değil mi? O dönemi açısından düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla istemediğin kadar toprak çok arkadaşlar. Ve Osmanlı toprakları arkadaşlar 3 bölüme ayrılıyor. Hangi topraklar? Miri arazi, mülk arazi ve vakıf arazi. Tabi vakıf arazi Miri arazinin içinde anlatan kaynaklar da vardır. Yani ikiye ayırıp anlatanlar var ama biz Mev'in bilgileri doğrusunda daha çok gidiyoruz. O yüzden bu şekilde anlatıyoruz. Miri kelimesi size devleti hatırlatsın demiş idüm. Değil mi arkadaşlar? Evet. Devlete ait araziler, şahıslara ait araziler, mülk arazi, sosyal kurumlara ait araziler, vakıf arazi, gençler. Şimdi bunlardan birincisi ve en mühimi miri araziden bahsediyoruz. Mülkiyeti devletin hocam. Şahıslar işleme hakkına sahip 49 yıllığına kiralarlar. Öyle mi? Onun gibi bir şey. Evet işleme hakkı vatandaşlara verilir. Ne karşılığında? Hizmet veya asker karşılığında verilir. Evet bunların en önemlisi bölümlerine baktığımızda en önemlisi dirliktir. Unutmayasın ha dirlik sistemi Osmanlı toprakları için her şeydir. Çok önemlidir. Peki dirlik üç şeyin birleşimidir. Has, zeamet ve tımarın birleşimidir. Has dediğimiz topraklar yıllık geliri 100 bin akçeden fazladır. Size bir şey söyleyeyim mi gençler? Valla bugünkü paraya çevirseniz çok milyon lira yapar. Yani Messi gibi adamlar bizim bu Osmanlı'nın üst düzey yöneticileri. Evet ona göre yani. Ronaldo gibi adamlar yani. Paraya para demiyorlar. Öyle 3-5 bin lira falan değil yani. Milyon milyon. Evet. Padişah, oğulları, divan üyeleri Beylerbeyi, Sancak Bey'i, Kaymakam Bey yani Sancak Bey'i gibi üst düzey görevlilere veriliyor has. Şimdi Osmanlı padişahlarından Kanuni'nin yıllık geliri ne kadar biliyor musunuz? 5 milyon akçe. Vay arkadaş. Ronaldo bile çoktan geride kaldı. Evet. Çok yüksek maaşlar bu. Yani gerçekten olağanüstü maaşlar arkadaşlar. Osmanlı ne kadar büyük bir devlet olduğunun da, Göstergesi bu aslında. Evet. Peki, Zeyamet, ikinci bölüm yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasındadır. Orta dereceli memurlara verilir. Özellikle divan katipleri gibi bürokratik işler yapan memurlara verilir. Tımar ise ki bu çok önemlidir. Tımar en yaygınıdır. 3 bin ile 20 bin akçe arasında yıllık geliri vardır ve dirliğin içerisinde miktarca en fazla tımar. Yıllık gelirce en fazla, yıllık geliri en fazla has. Tamam mı? Miktarı en fazla tımardır. Tımarın karşılığında devlete tımar sahipleri ne yapıyorlar? Asker veriyorlar. Peki tımar kendilerine tımar olarak verilen bölgedeki parayı topluyorlar, vergiyi topluyorlar hocam. Ne yapıyorlar? Karşılığında devlet diyor ki diyelim efendim 10 tane asker vereceksin diyor. 10 tane askeri yetiştirecek masrafı şu diyor devlet. Ve bu masrafı çıkıyorsun. Topladığın para o askerden biraz birkaç lira fazla. Ne yapacaksın? E, ee, geriye kalan kısmı devletin parası kaldı elinde. Hocam isterse 1 lira olsun. Öyle cukka falan yapamazsın ha. Ne yapıyorsun? Artan parayı nereye gönderiyorsun? Hazineye. He, gençler bak burada dikkat etmez bir konu var. Gereken bir konu var. Şimdi hep yıllarca ne anlatıyorduk gençlere? İşte efendim tımardan doğrudan hazineye para gelmez diyorduk. Evet yine gelmiyor. Asker geliyor ama devlete. Artan para doğrudan hazineye gidiyor. Evet MEB'in son dönem kitaplarındaki güncel bilgidir. Bilginiz olsun bir yere yazın gençler. Evet tımardan arta kalan ücret hazineye gönder. Öyle devletin bir kuruşunu dahi alamazsınız arkadaşlar. Zaten alınmamalıdır da. Evet peki. O yüzden bu şekilde hazineye gönderilen kısmı da varmış unutmayalım. Peki dirlik bu. Üç topraktan oluşuyor. Mukata araziye baktığımızda sevgili gençler. Mukata yıllık geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklar. Ha şimdi burada bir şey söyleyeyim. Durun orada dur. Dur dur. Dirlik. Dirlik sistemi hangi eyaletlerde uygulanır? Geçmişte anlattım. Söyleyin bakalım gençler. Osmanlı'nın hani Salyanesiz, Salyaneli eyaletleri falan vardı ya. Hangisinde uygulanır dirlik sistemi? Konuşunsana kardeşim. Evet, dirlik sistemi Salyanesiz eyaletlerde. Yani asker alınan yakın eyaletlerde değil mi? Anadolu, Rumeli, Bosna, Budin, Halep, işte efendim Diyarbakır, Adana, Konya gibi yerlerde değil mi? Evet, Salyanesiz eyaletlerde dirlik sistemi. Mukata, yıllık geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklar. Buralarda iltizam sistemi uygulanıyor. O zaman hangi eyaletler? Söyleyin bakalım. Uzak eyaletler, Salyaneli eyaletler, Habeşistan, Yemen, değil mi? Mısır, Trablus, Tunus, Cezayir gibi uzak eyaletlerde mukata arazi vardır ve iltizam sistemi uygulanıyor. Bunları unutmayasınız. Bak böyle mantıklı anlatıyoruz. ha. Düzgün anlatmaya çalışıyoruz. Düzgün anlayalım biz de yani. Gençler yani. Emek veriyoruz. Evet. Paşmaklık. Padişah eşleri ve kızlarına verilir. He. Adişane eşleri ve kızları tabii ki unutulmuyor bir kenarda. Onlara da paşmaklık dediğimiz arazi veriliyor arkadaşlar. Arpalık, arpa ekilecek yer midir? Yok. Arpalık nedir? Emeklilik karşılığı olarak devlet çalışanlarına verilen arazilerdir. Yurtluk sınır muhafızlarına, bak buna dikkat edin. Bunların ikisi karışıyor gençler. Yurtluk ve ocaklık birbirine karışır. Dikkat edin. Evet, sınır muhafızlarına ve akıncılara veriliyor. Ocaklık ise Kale muhafızları. Bak buna dikkat et. Bak buna dikkat et. Tamam mı? Ve tersane giderler. Bak buna dikkat et. Akıncılar üstte, tersaneler altta. Yurtluk, sınır muhafızları ve akıncılar. Ocaklık, kale muhafızları ve tersaneler. Evet. Malikane, üstün hizmet gösteren. Ödül bu. Ödül arkadaşlar. Bu ödül. Ödül. Evet. Metruk, terk edilmiş, meralaşmış topraklardır. Yani artık ortak kullanıma doğru gitmiş. Mevat arazi verimsiz çorak topraklardır. Kayalıklar, çöller, bataklıklar gibi Osmanlı'nın en büyük arazisi mevattır arkadaşlar. Evet. Şimdi devlete ait arazileri anlattık. Şimdi ikinci bir arazi çeşidi Osmanlı'da nedir? Mülk arazi gençler. Mülk dediğimiz anda şahsi arazi. Şahıslara ait araziyle. İkincisi değil mi? Bakın birincisi neydi? Miri araziydi. İkincisi mülk arazi Osmanlı toprak çeşitleri içerisinde her türlü tasarruf hakkı kimindir? Şahıslarındır. Adam niye ederse eder kardeşim. Adam toprak kendinindir. Değil mi? Alır, satar, vakfeder. Yani isterse miras bırakır. Ne yaparsa yapar. Tasarruf hakkı kendine ait. Ama karşılığında devlete vergi verir. Değil mi? Evet. Öşriye ve haraciye olarak ikiye ayrılıyor. Öşriye Müslümanlara ait topraklar. Haraciye ise gayrimüslimlere ait topraklardır. Biliyorsunuz bunların vergileri var. Öşür, haraç vergisi, değil mi? Toprak vergisi. Bunlar vergi öderler, karşılığında istediklerini yaparlar. Peki üçüncüsü, üçüncüsü Osmanlı'da vakıf. Yani sosyal kurumlara ait araziyle. Bunlar ha mülk-arazinin tersidir bu işte. Öyle yapılmıyor. Yani sosyal kurumlara aittir. Nedir? Ne iş yapar? Köprüdür, kervansaraydır, darüşşifadır, imarethanedir, medresedir, değil mi? Bunlar topluma hizmet eden, ortak hizmet yürüten kurumların ihtiyaçları vakıflardan giderilir. Vakıfların arazi gelirlerinden. Evet, peki bunlar alınmaz, devredilmez, satılmaz, miras bırakılmaz, vergi dahi alınmaz. Vergiden muaftır. E canım yani şimdi bir sürü toplum hizmeti yapılıyor. Bir de vergi mi versinler yani? Değil mi arkadaşım? Evet, Osmanlı toprakları bu şekilde Üç tanedir sevgili gençler. Bu şekilde öğrenesiniz. Miri arazi, mülk arazi, vakıf arazi. Kendinize iyi bakın, arazi olmayın. Tamam